Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız yer burasıydı. Gençler öncelikle atıklarda ve çevresel anlamdaki problemlerdeydik. Katı atığın insan ve çevre sağlığına etkileri nelerdir bunlara bakacağız. Gençler katı atıklar uygun olarak bertaraf edilmedikleri zaman veya depolama ya da geri dönüşüme uygun bir şekilde yapılmadıkları zaman e, gerek içerilerinde e, beslemiş oldukları veya yapılarındaki var olan e, kimyasallar veya arkadaşlar bulaşıcı maddeler e, ya da bunlardan e, doğacak veya bunların üzerinde yaşam alanı bulacak haşereler ya da e, işte fare, sinek vesaire bunlar için arkadaşlar e, hem bir e, yaşam alanı hem de e, üreme kaynağı e, sağlayacak bir uygun ortama sebebiyet veriyor. Ve bu yüzden de gençler e, dolaylı veya doğrusu olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. etkileyebiliyorlar. Tabii ki burada e, her zaman söylüyoruz. Yani bütün doğadaki liderler sanki böyle ana e, tanrıça gibi insanı koymak çok doğru değil. E, evet biz insanlar olarak e, yapmış olduğumuz yanlışlardan ötürü diğer canlılara yaşam alanı oluşturulabiliriz Fakat Fakat e, diğer canlıların da arkadaşlar... Ee, maalesef burada e, olumsuz yönde ettiklerini söyleyebiliriz. Örnek veriyorum, hani en basitinden bir şey söylerim. İşte e, bu canlıların yaşam alanlarını, e, insanların oluşturmuş oldukları yapay ortamlarda değişkenliğe uğramaları onlarda da belli mutasyonel farklılıklara sebebiyet verebiliyor. Onlarda da belirli hastalıklar olabiliyor. Onlarda da belirli öldürücü virüsleri taşımalarına sebebiyet verebiliyor ki malum yine günümüzdeki yaşamış olduğumuz hastalıklar bunlara gerçekten e, en büyük örneklerden birisi. E, doğrudan veya e, ara hayvanlarla buluşabilen veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek olurken çöp depolama alanlarında oluşan sızıntılar, sular ve gazlar insan çevre ve sağlığına fiziksel zararlar verebilmektedir demiş. Şöyle özetleyelim olayı. E, arkadaşlar e, bizim bu attıklarımızdan iki yolla e, etkilenmemiz söz konusu. Birisi direkt doğrudan e, almamız, bir diğeri arkadaşlar dolaylı olarak e, bunlardan etkilenmemiz. Yani biz yapmış olduğumuz kirlilikte herhangi bir döngüsel ortamın birisini etkilersek tamamen olumsuz bir şekilde tamamen etkilenmiş ve negatif vize olmuş bir hayatımız oluyor maalesef. Örnek veriyorum işte suyun kirlenmesi atıyorum arkadaşlar veya işte solunum yollarımızdaki meydana gelen rahatsızlıklar. Bunlar maalesef çevrede ciddi sorunları beraberinde getiriyor ki yine insana zarar oluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu atıklar bu tarz olduğu gibi aynı zamanda teknoloji anlamında da hızlı değişen teknoloji karşısında ciddi atıklarımız oluyor bizim. Yani burada işte hiçbir şey olmaz mantığına bürünmek doğru değil arkadaşlar kesinlikle doğru değil. Gerçekten bunların çevreye yan, ya en basitine yani bu şu televizyonların mesela camlarının yansıması ışık yansıması bile küresel ısınmaya sebebiyet verir. Yani Belki hocam o kadar mı indirgiyorsunuz diyebilirsin ama gerçekten bunlar maalesef. Olağan dışı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu çöp alanlarındaki arkadaşlar işte metan gazı, metan gazın sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen yangınlar, patlamalar da karşımıza çıkabilir. Sıvı atıklar arkadaşlar sıvı atıklar daha çok kanalizasyon sistemlerine verilen kirli sulardan meydana geliyor bildiğiniz gibi. Özellikle arkadaşlar bu kirli sular çok eski zamanlarda yani eski zaman dediğim da çok uzak değil aslında. Bundan bir... 25-30 sene önceleri diyebiliriz. Dünyada bir 50 yılı vardır da 50 yıl öncesi vardır da bizim ülkemizde 20-25 yıla kadar çoğu yerde bunlar yok. Hatta günümüzde çoğu yerde halinde yok da bunlar arkadaşlar bir akarsuya, bir göle veya bir denize gönderilirken günümüzde yasaklanıyor. Özellikle arkadaşlar bazı yerlerde devam ediyor. Mesela Kocaeli gibi yerde, Sakarya gibi yerlerde. Hali halen arkadaşlar devam ediliyor diyebiliriz affedersiniz. Gençler sıvı atıkların sularda oluşturmuş olduğu etkiler hakikaten çok fazla. Şimdi bunları maddeler halinde ele alacağız ama burada şunu söyleyelim. Gerçekten kontrol çok önemli arkadaşlar. Özellikle burada devletin ağırlığını koyarak bir kontrol mekanizmasını oluşturması çok önemli. Çünkü bu kirlilik kirlilikler bizim hani artık direkt olarak alabildiğimiz hem işte bitkiler mesela kökleriyle bu suyu alıyorlar veya arkadaşlar, e, hayvanlar mesela deniz canlıları bu suyu direkt e, beslenme yolunda kullanıyorlar. Ya da arkadaşlar toprak e, onun aracılığıyla bitkiler e, ve hayvanlar ve insanlar alabiliyor. Hani gerçekten ciddi bir önlem alınması lazım. E, sanayinin gelişmesinde önemli olan faktörlerden birisi sanayi faaliyetlerindeki teşvik edici etmenlerdir. Maalesef bizde bazen arkadaşlar bu teşvik edici etmenler işte e, sanayicileri kayırmak gibi olduğu için olumsuz da karşımıza çıkabiliyor. Evet, e, suları 3 farklı kirlilen, kirlilik şeklinde ele alacağız. Bunlar e, hepsi birbirinden e, ayrı başlıklar olduğu için arkadaşlar biz kısım kısım kısmi kısmi ele alacağız. İlk olarak arkadaşlar fiziksel anlamdaki kirlilikler. Öncelikle suyun kokusu, tadı, sıcaklığı e, bunlar değişir. Arkadaşlar e, en basitinden şu an günümüzde bile hep söylüyorum ben e, bizim yani e, Karatay tarafında oturduğum dönemlerde oralarda bu Cebel falan var biliyorsunuz. Enka, Cebel. E, bunların fabrikalarına çok yakındı bizim siteler. Orada arkadaşlar e, bu süt kazanları veya işte peynir kazanları neyse artık. E, orada yani üretimdeki kullanılan malzemeler yıkanıyor. Biliyorsunuz bazen sıcak sularla yıkanıyor ya. Kış mevsiminde özellikle bunlar kanalizasyona veriyorlar. Yani orada atacakları bir nehir, göl vesaire durumu söz konusu değil. Konya'nın merkezinden bahsediyorum. Kanalizasyondan o çıkan... E, suyun buharı bile kış mevsiminde özellikle çok belirli diye o, o bile o kadar ağır kokuyor ki düşünün yani bunu bir tatlı suya bir su kaynağına verdiği zaman nasıl olumsuz etkisi olur. Gerçekten e, suyun fiziksel anlamda arkadaşlar kokusunda tadında sıcaklığında ciddi değişkenliklere sebebiyet verebiliyor. E, fabrikadaki atıklar fiziksel olarak arkadaşlar bunlar da e, nehirlere karşı sıcaklıkları etkiliyorlar hem nehir sıcaklıklarını hem o nehir sıcaklığında yaşayabilecek canlı türlerini etkiliyorlar. Yine yüksek sıcaklıktaki su içerisindeki oksijen miktarı da arkadaşlar tabii ki e, fabrikalardan gelen bu fiziksel anlamdaki e, atık hani neticesinde olumsuz, oluşacak olumsuzluklar içerisinde oradan gelen sular bir atık vazifesi gördüğü için buralarda arkadaşlar maalesef e, suların e, özellikle ekosisteminin bozulmasına, su içerisindeki oksijen miktarının azalmasına sebebiyet veriyor diyeceğiz arkadaşlar. Evet Fiziksel sebeplerinden sonra geleceğimiz ikinci maddemiz arkadaşlar kimyasal sebepler. Gençler kimyasal yani kirlilikler daha doğrusu e, ağır e, maddeler var arkadaşlar kurşun gibi civa gibi bunlar e, suyun içerisinde özellikle gençler birikim gösterebilirler. Özellikle civa zaten biliyorsunuz tek metal olan e, sıvı olan metaldi. Bunlar suyun içerisinde gençler maalesef bizim direkt olarak tüketebileceğimiz alanlar e, veya işte sahalara barajlara Gidebiliyor insanlara. İnsanlar da bunu arkadaşlar maalesef sağlık problemleri olarak çözmeye uğraşırlar sonrasında. Yine organik ve inorganik maddelerin suda birikmesi. E, özellikle arkadaşlar bunun da e, olumsuz bir yani kirlenme anlamında meydana gelecek bir olumsuz bir etkisi vardır diyeceğiz. Biyolojik olarak gençler e, sularda atıklar sonucu yeni bakteriler türlü anlamda yeni bakteriler oluşabilir İşte Bizim temel problemimiz aslında e, yani günümüzde yaşamış olduğumuz olaylarda da bunu çok açıklıkla görebiliyoruz gençler. E, hani bizim e, vücudumuz, insan vücudu da bütün canlılarda olduğu gibi belirli bir sistemler bütününde çalışıyor. Yani e, o kadar hassas bir ince e, sistem e, bizim vücudumuzda e, var ki yani bu en ufak bir aksaklığı bazen kabul edemiyor. Bazen kaldıramıyor. Yani günümüzde yaşamış olduğumuz virüs bile arkadaşlar bu normalde... Hakikaten normal bir virüs normal bizim atlatmış olduğumuz griplerden bile çok hafif olarak geçebilecek bir şeydir. Fakat o kadar hani sistemsel anlamda milyon milyarlar tane arkadaşlar sistemin bünyesinde barındıran insan olmun özellikle çok küçük bir açı, ya yani küçük bir açık var ki bu arkadaşlar bizim solunum yollarımız direkt infilak ettiriyor ve maalesef hayata veda etmemize sebebiyet veriyor. Allah esirgesin. Yani özellikle çok gündemde olduğu için söylemek söylemek istedim. şimdi bazı bakteriler sularda, atıklar sonucu bakteri oluşuyor diyor ya arkadaşlar bu bakteriler mesela dolaylı veya doğrudan olarak insanlara bir şekilde arkadaşlar bulaşacak olursa veya insanlarla bir iletişim olacak olursa bizim vücudumuzdaki sistemler bütünümüz eğer buna alışık değilse, yani bu şöyle bir şey. Yani şu anda sizin sınıfa yabancı birisine getirdiğimi düşünün. Ee, tabii yabancı deyince Cemalettin'in aklına farklı şeyler geliyor. Ee, arkadaşlar herhangi bir misafirimiz gelmiş olsun tamam mı? Cemalettin. Ee, misafirimiz geldi diyelim arkadaşlar. Şimdi ilk etapta siz gözlemlersiniz, bakarsınız kimdir nedir ne değildir öyle değil mi? Şimdi bizim vücudumuz da gençler dışarıdan gelen bütün tepkilere karşı bu psikolojik de öyle, fiziksel de öyle. Sosyal olgun anlamda da öyle. Hatta e, zihinsel anlamda da arkadaşlar öyledir. Hatta e, yani bir suyun moleküler anlamda 0 santigrat derecenin altında insan psikolojisine vermiş olduğu tepkiden daha önce bahsetmiştim. İnanın e, bizim suyun akışında, sesinde, ton, her şeyde farklı bir tepkimiz var. Bizim vücudumuz eğer arkadaşlar gelecek olan dışarıdan gelecek olan unsurlara karşı iyi bir savunma gerçekleştirebilirse biz Rahat bir şekilde gelen neyse artık atıyorum. Hiç tanımadığınız X bakterisi geliyor arkadaşlar. Ama o X bakterisi değil de biz onu vücudumuza alır almaz hemen işimize yarayacak İşte al yuvara çeviriyoruz. Atıyorum. Veya ak yuvarlara neyse atın diyeyim, çok anlamam ama ona çeviriyoruz mesela. Fakat eğer ki vücudun tanımadığı bir tepkiyle karşı karşıya kalırsak bizim sistemlerimiz alt üst oluyor. Solunum muydu? işte nefes miydi? Efendim öksürek miydi? Kan mıydı? Kalp miydi? Derken bir anda arkadaşlar dengemiz bozuluyor ve ister istemez ne oluyor, e, ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hani bu örneği bu yüzden verdim. Dedim yani bizim sularda meydana gelecek bir kirliliğimiz biyolojik anlamda arkadaşlar, yeni bakterilere, bunlara karşı alışık olmayan insanların da e, vücudu arkadaşlar, bağışıklık sistemi bazen yenik düşebiliyor diyeceğiz. Organik atıklar ile ortamdaki oksijen miktarı azalır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, buraya demiştik, kimyasal anlamda organik ve inorganik maddeler suda birikir demiştik. Bunlar birikirse, Aynı zamanda bunlar oksijen de tüketecekler. Bunlar oksijen tükettikleri zaman da ortamdaki oksijen miktarı azalıp gerçekte yaşaması olay, olay gereken canlılar maalesef hayat anlamında arkadaşlar olumsuzluklarla karşı karşıya kalacaklar. Şimdi e, fiziksel olarak suyun sıcaklık, tatlı ve koku özelliklerinin değişmesinde e, dediğimiz gibi arkadaşlar çok yüksekteki yani yüksek sıcaklıktaki suların e, yaşayan, içerisindeki yaşayan canlıları öldürmesi de sebebiyet verebiliyor. Bazen özellikle oksijen miktarının azalması ve burada arkadaşlar ekolojik dengenin bozulmasına bile sebebiyet verebiliyor. Yani size şunu söyleyeyim. Normal bir ortamda bulunan suyun belirli bir sıcaklığı vardır. Ve bu sıcaklık karşısında bunun e, mevsimsel olarak döngüsü eğer mevsimden olduğu bölgede ise buna göre arkadaşlar o ortamda nemi sağlar. Hani diyoruz ya işte mesela mutlak nem nedir? Belli bir miktardaki havada var, var olan nem. Biz buna mutlak nem deriz. İşte mutlak nemi ne etkiler? Sıcaklık. E, sıcaklık varsa demek ki mutlak nem ne yapar? Eğer su kaynağı varsa artar. Su kaynağı yoksa azalır diyoruz. İşte nasıl artıyor? O su kaynağı buharlaştığı için artıyor. Diyoruz ki burada da eğer buradaki o su kaynağı içerisinde belirli anlamda fiziksel olarak değişkenliğe uğradıysa maalesef ekolojik denge bu değişimle birlikte içerisindeki maddelerle birlikte bozulmaya uğrar. Kimyasal olarak arkadaşlar kurşun, civa gibi ağır metaller dedik. Bu da e, sudaki oranı arttırır. Yine su kaynaklarında alitler, küfler, bakteriler meydana gelir dedik ve e, bunlar maalesef bizim olumsuz olarak karşımıza çıkabilecek o e, maalesef durumlarımızdır diyeceğiz arkadaşlar. Ee, oksijen tüketen sudaki oksijen tüketen unsurlara baktığımız zaman onun öncesinde şöyle bir fotoğraf var gençler bu Gerçekten yani çok e, Acı bir fotoğraf gençler Görüyorsun buradaki insanlar Bu sulardan e, Yaşamlarını sağlıyorlar işte buradan kaynak sağlıyorlar kendilerini hatta Size şu kadarını söyleyeyim kullanma içme sularına kadar buradan sağlıyorlar arkadaşlar neden Gençler Dünyada buna benzer birçok yer var. Yani suyla alakalı olarak çok ciddi bir kıtlık var. Burada da şunu bahsedeyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Burada da şunu bahsedeyim. Malumunuz bir süreçten geçiyoruz. Şu an hijyenden bahsediyoruz. İşte, temiz olmaktan bahsediyoruz. Evdeyiz. Fakat şuna dikkat edelim gençler. Gereksiz su kullanımından lütfen kaçalım. Bunu Hacettepe Üniversitesi'ndeki hidroloji bölümü hidrojeoloji bölümü hidroloji bölümü mü yanlış hatırlamıyorsam buradan da hatta bir bilgilendirme yazısı yayınladılar. Eğer ki biz işte temizleniyoruz diye çok fazla suyu maalesef ee, heba edersek veya gereğin dışında kullanırsak arkadaşlar ee, mevsim çok kurak geçiyor. Normalde yağışların olması gereken bir dönemdeyiz ama gerçekten kışın da yağış azdı. Yazın şu anda bahar dönemindeyiz. Yazı besleyecek iyi bir bahar yağışları da çok fazla bölgemizde yok. İşte Ankara, Konya, Niğde, Aksaray gibi yerlerde. O yüzden arkadaşlar e, lütfen hani su kullanımlarımıza dikkat edelim. E, büyük bir felakette de karşı karşıya kalmayalım. Evet e, gaz atıklara bakıyoruz arkadaşlar. Gençler gaz atıklar özellikle sanayileşme ile birlikte hayatımıza e, giren özellikle fosil yakıtların fabrika bacalarındaki çıkan e, ve kullandıktan sonra atılan e, fosil yakıtların arkadaşlar, çevreye vermiş olduğu bir zarardır. Fotoğraf çok güzel e, göstermiş bunu. Şimdi arkadaşlar bazen e, Konya'da da görüyorsunuz kış mevsiminde özellikle bu bizim şeker fabrikası var. Şeker fabrikası üzerinden de böyle bir duman çıkar arkadaşlar. O daha çok buhardır bilginiz olsun tamam mı? Yani Konya şekeri bu anlamda e, şehir içinde evet yani zararı var yok değil ama oradan çıkan daha çok buhardır. Bu e, bu tarz arkadaşlar ağır metan içeren özür diliyorum ağır karbondioksit içeren gazların çıkışı ise e, tam manasıyla zarar veren veya zararlı olan dediğimiz gazlar Bunlardır arkadaşlar bilginiz olsun. Evet bunlar e, havayı çok ciddi oranda etkiliyorlar. E, gerçekten ağır e, kirliliklere sebebiyet veriyorlar arkadaşlar. Özellikle e, yakıtlar dediğimiz anlamda fosil yakıtlar. Yani e, kendisini iğneleyemeyen petroldür, kömürdür, doğa e, bunların hepsi arkadaşlar e, işte odundur. E, bunların hepsi maalesef bizim e, doğadaki e, hem tükenebilecek... Hem de arkadaşlar tüketilirken, insanlar tarafından tüketilirken de doğaya belirli yaralar, zararlar verebilen maalesef kaynaklarımızdır arkadaşlar. Şimdi doğal kaynakların içerisinde arkadaşlar çevre sorunlarını yaratan gazlar genelde arkadaşlar hava kirliliğini, küresel ısınmayı, işte patlamaları, yangınları ciddi anlamda suyu meydana getiren bir kirliliği, bazen arkadaşlar çok rahatsız edici kokuları, bitki örtüsünün zarar görmesini, asit yağmurlarla birlikte özellikle arkadaşlar Bunları tetikleyici bir unsur olarak havada asılı kalarak bu yağmurlar yani her şey yetiliyor. Ve bunların etkilemesi arkadaşlar bizim hayatımızda maalesef bu kaynaklarımızın gerçekten negatifize edici bir yönün olduğunu gösteriyor bizlere. E, nasıl yapmalıyız arkadaşlar? E, biz özellikle e, atıklar anlamda yani bu gaz olsun, sıvı olsun işte buna benzer bütün totaldeki kaynaklarımız kullanmış olduğumuz kaynaklarımız sonrasında atık haline geldiği zaman öncelikle arkadaşlar şunu çok iyi bilmeliyiz. Çevre ve insan sağlığına zarar veren bütün kaynakları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız ve uzaklaştıracağız. Nereye uzaklaştıracağız arkadaşlar? Bunları ya bir yere depolayacağız ya yakacağız ya da ne yapacak arkadaşlar? Kompostalayacağız. Şimdi yakma eylemi. Bu faydalı bir şey değil. Depolama ve kompostlama arkadaşlar. Bunların içerisinde en çok ikisi kullanılır. Onlara da tek tek bakacağız. Şu kısım önemli arkadaşlar. Biz e, bu atıkları ne yapacağız, nasıl korunacağız? E, burayı not alın veya altını çizin. Bunlar bilginiz olsun. Toplanması, taşınması, uzaklaştırılması. E, uzaklaştırma yöntemlerinde de 3 tane var arkadaşlar. Depolama, yakma ve kompostlama yöntemleri diyeceğiz. E, evet arkadaşlar. E, şimdi bunları tek tek ele alıp değerlendireceğiz. Öncelikle gençler atıkların e, yönetiminde e, depolama yöntemlerinde e, bir planlama gerçekleştirdik ve öyle bir planlama olacak ki arkadaşlar bu planlama e, yani yeraltı sistemlerinden yeraltı sularına işte toprağa e, efendim gökyüzünden e, gaz sistemlerine orman ölçüsünden bitki köklerine yani Öyle bir depolama alanı gerçekleştireceksiniz ki döngülerden izole olmuş olması lazım. Burası çok önemli. Yani bunu not olarak da yazabilirsiniz. Döngülerden izole olmuş olması lazım. İşte e, dolgu ile doldurulmuş sistemlerde olay arkadaşlar. E, yani buralara herhangi bir canlı veya işte doğal sistemler içerisinde döngü unsurlarına ulaşamaması. Sistemdir nedir arkadaşlar işte çok yüksek bir korumalı alan alttan üstten korumalı bir alan yapılacak buralarda depolanacak Katı atık depolama tesisleri diye geçiyor ya arkadaşlar böyle bir hizmetin olması lazım Yakma dediğimiz alan ise arkadaşlar özellikle yakma tesislerinde çöpler çok yüksek sıcaklıkta yakılarak Hacim anlamında azaltılıp yine arkadaşlar Buradaki e, çıkan sıcaklıkla veya işte burada yakılmasıyla birlikte bir elektrik enerjisi elde ediyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken husus tekrar ediyorum arkadaşlar. E, bunların çok ciddi bir oranda e, filtrelenmesi lazım. Yoksa yani biz katı atıklardan kurtulup alan açalım derken atmosferi kirletmeye de çok fazla hakkımız yok. E, kompostlama özellikle arkadaşlar yemek artıkları, bahçe artıkları yani bitkilerin kalıntıları vesaire bu gibi e, ürünlerin arkadaşlar. Humus benzeri maddelere dönüştürülmesi. Hani daha çok şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu e, şu ça, ta, bahçe çiçekleri neyse işte ya, saksı çiçekleri için satılan topraklar var ya, onlar da humuslu topraklar diye geçer. Bunların içerisindeki özellikle arkadaşlar bahçe artıkları bunlar mükemmel bir şekilde kompostlanmışsa arkadaşlar çok güzel toprak olurlar. O yüzden işte e, bunları dönüştürerek tekrardan tarımsal alanlarda kullanıma sürmemiz lazım. Önlemesi arkadaşlar aslında en önemlidir. En önemli olanı budur. Ee, nedir? Atıkların oluşumunun azaltılması ve engellenmeye çalışılması. Yani bilinç oluşturulması lazım gençler. Sizde bir bilinç oluşturacağız ve bu bilinçe bağlı olarak da diyeceğiz ki arkadaşlar biz eğer önde yapmamız gerekeni sona bırakırsak konuda da öyle gidiyor. Bakın en sona kalmış. Bunu en önde yaparsak zaten şunların hiçbirisine gerek kalmadı arkadaşlar. Doğa kendi kendisine yineleyebilir diyeceğiz. Evet. Arkadaşlar e, azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularına bakacağız. Süre olarak e, 20 dakikaya ulaştığımız için en son kalmış olduğumuz yer burası olsun. Tamam mı gençler? Ya da burayı da kısaca anlatı verelim isterseniz. Arkadaşlar şöyle ki e, azaltma ürünlerin tasarım, üretim ve kullanım sırasında olan yöntemleri değiştirerek daha az atık malzeme oluşturma istediği olay. E, gençler e, bu birazcık daha hayatı minimalize standartlara indirmeyle de alakalı. Efendim işte kullanılan ürünlerin azaltılması veya işte yoğun olarak kullanılan doğaya zararlı maddelerin azaltılmasıyla da alakalı olan bir durum. Bunun için ne yapılıyor mesela atıyorum bu bir örnek ama işte devlet Türkiye diyor ki tabii bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın hocam bu yanlış bir politika olabilir diye sadece örnek olsun diye diyorum. İşte arkadaşlar bir yarım kilo çay alıyorsunuz iki tane paket yarım çay kilodan iki tane paket adam diyor ki ya onun yerine teşvik edici unsurları çoğaltın. Tek bir pakette satın çay atıyorum yarım kilo paket yarım kilo çay 20 liraysa işte bir kilo çay 30 lira olsun hangisini alır insan 30 liraya alır. Bu yüzden de yarım kiloluk çaya rağbet azalacağı için azaltma yöntemine gitmiş oluyorsunuz. Yeniden kullanım ise arkadaşlar özellikle e, ürünlerin geri dönüşme gönderilmesi arkadaşlar yani işe yaramayan eşyaların başka bir amaçla tekrar kullanımına e, dönüştürülmesi geri dönüşünde yeni kullanım hani e, işte. Örnek veriyorum arkadaşlar. Tahta büyük bir masanız var. Bu masa artık miadını doldurmuş. Ayakları çok fazla taşmıyor. Bunu sehpaya dönüştürebilirsiniz diyor adam. Hemen tutup da duaya atmayın. Sehpaya dönüştürün. Biraz sehpa olarak kullanın. Ve gidip yeni sehpa alma ihtiyacı duymayın diyor arkadaşlar. Geri dönüşümde ise gerek arkadaşlar en önemli olan kağıt, plastik, cam ve metal gibi metal maddeleri. Birlikte toplanıp arkadaşlar bunların ayıklanıp daha sonrasında yeni bir ürüne çevrilmesi. Plastikler eritilerek işte poşetlere, kağıtlar tekrardan hamurlarla, kağıt fabrikalarında, metalde arkadaşlar işlenerek, eritilerek yine metal unsurlarına dönüştürülebiliyor. Evet. Gençler burada kaldık. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.